Selamlar sevgili dostlar. Türkiye'de Forex'e başlayan yatırımcıların genellikle e, hikayeleri ortaktır. Abi orası kumar. Ben girdim Forex'e paramı bir günde kaybettim. Ya da bir arkadaş girmiş işte Forex'e parasını yatırmış. E, bir haftada elinde avucunda hiçbir şey kalmamış. Aman kumar oradan uzaklaşın hiç, hiç girmeyin oraya. Açıkça söylemek gerekirse bu bizim Forex'e yani kaldıraçlı piyasalara ortak bakış açımız. Veya herhangi bir kaldıraçlı enstrümana başlayan yatırımcının mutlaka riskini çok iyi ölçüyor olması gerekiyor. Bu Viop'ta da geçerli işte vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında aynı ki oraya da bakış açımız aynı. Genellikle yatırımcılarla konuştuğumda orası da kumar çünkü kaldıraç var uzak durmak lazım. Aslına bakarsanız Viop gerçekten çok önemli bir yatırım aracı ki trader dostudur. Kaldır, trader dostudur çünkü kaldıraçlı ürünler kaldıraçlı finansal enstrümanlar bir traderın arkadaşıdır yani iyi bir arkadaşıdır ama Stop kullanmasını bilen traderın iyi bir arkadaşı. Riskini iyi yönetebilen bir traderın olmazsa olmazlarındandır. Ki da son yıllarda gerçekten oldukça gelişmeye başladı. İşte kağıtlardaki o sığ tahtalar, sığ piyasalar giderek dolmaya başladı. Çok trade edilecek güzel bir yer olmaya başladı. Ona da başka bir videoda değineceğim. Peki bu kaldıraçlı enstrümanları kullanırken yeni başlayan arkadaşlar riskini nasıl ölçecekler? Ee, mutlaka stop kullanmak zorundalar. Stop kullanmadan riskinizi arkadaşlar ölçemezsiniz. Mümkün değil. Siz nereye stop koyup da nereye kar alacağınızı önceden yazmadıysanız katiyen zaten bu kaldıraçlı piyasalara girmemeniz gerekiyor. Şimdi benim bu videomda sizlere yani yeni başlayan Forex'e yeni başlayan arkadaşlara bu yok da olur. Kendilerine işlem açmadan önce mutlaka yapması gereken 4 tane ana kuraldan bahsedeceğim. Bunlar gerçekten çok önemli. Bunu sırayla not alın sırayla yazın nasıl işleme girebileceğiniz. Yoksa gerçekten o başta söylediğim gibi bir anda girersiniz. Belki bir günü de bulmaz paranızın kaybı. Yani yaklaşık olarak 5-10 dakika içinde de elinizdeki avucunuzdaki paranızdan sermayeden çok büyük bir kısmını kaybedebilirsiniz. Çünkü Forex ve Viop kaldıraçlı enstrümanlar gerçekten işi iyi bilen traderların yeri. Onun için bu yeni başlayan arkadaşlar bu videomu çok çok dikkatli seyretmesini öneririm. O dört önemli Forex'e yeni başlayan arkadaşların dört önemli kurallarının birincisi e, gerçeğe yatkın stop loss aralığı belirlemek diyelim. Evet bu ne anlamı ifade ediyor? Yani şimdi diyelim ki bir piyasaya gireceğiz, forex yapıyoruz, parite yapıyoruz, euro dolar yapıyoruz. İşte fiyat yükseliyor, biz de bu yükselmede, şu geri çekilmede işleme gireceğiz. Yani buralarda bir yerde. Ama yeni başlayan arkadaşlar işte bu stop aralığını, mesela şurada diyelim ki giriş yerimiz burası, şurası giriş. İşte şurası da stop diyelim, stop aralığımız burası. Yani şu aralığı çok dar tutmaları. Peki? Bu aralığı dar tutarsak işte şu geri çekilmede diyelim ki biz burada işleme girdik. Hani hep deriz ya, ya bu fiyat geldi 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 beni işleme soktu stop ettirdi ama tekrar benim istediğim tarafa yöneldi çıktı gitti ama beni stop ettirip işleme sokmadı. İşte şu aralık dediğim bu aralık mesela diyelim ki işte burada işleme gireceğiz ama fiyat e, buradan aşağı doğru burası benim alış yerim şurası da stop yerim çok dar bir alanda stop loss kullanıyorsam Burada beni stop ettirecek ama fiyat tekrar buradan yukarı yoluna devam edecek. Ben de şu bölgede stop olmuş olacağım. Bu da demek oluyor ki benim stop aralığım yani şu aralık çok dar. Peki bunu çok yüksek tuttuğumuza ne oluyor? Şunu tekrar şöyle siliyorum. Diyelim ki fiyat şöyle geliyor, tekrar düştü. Ben yine buralarda bir yerde işleme gireceğim şu bölgelerde. Peki ben bu stop aralığımı çok fazla tutarsam yani burası benim stop aralığım olduğu zaman benim piyasadan kar almam. Yani ben burada eğer ki sermayemin %1'ini yeni başlayan arkadaşlar Forex'te sermayesinin %1'inden fazlasını bir işlemde yani bir stop aralığında kullanmamaları. Çünkü biraz profesyonel olduktan sonra 2'ye 3'e çıkarlar. Yani, yani dediğim gibi 100 bin liralık bir account'unuz varsa tek bir işlemde 1000 lirasıyla işleme girmeniz lazım. İşte burada eğer ki bu kadar büyük bir geniş yani bu kadar geniş bir stop aralığı kullanıyorsak yukarı bizim kar alma yerimiz 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4 oynuyorsak böyle çok yukarılara çıkması lazım ki bu bize fiyat hiçbir zaman bu kadar ya yani çıkabilir ama genellikle buralardan geri dönerse stop olma ihtimalimiz olur. Peki biz bu aralığı nasıl belirleyeceğiz? Arkadaşlar şeyde Forex'te yapıyorsanız orada ATR denen bir indikatör var. Bu ATR'de diyelim ki fiyat şöyle çıktı. iniyor aşağı. Ben de buralardan işleme gireceğim. Bu ATR'sini ölçebilirsiniz. Yani eğer ki ATR'si 2 çıkarsa siz e, 1.5 2 ATR kullanabilirsiniz veya 1 ATR de kullanabilirsiniz. Yani 1 ile 2 arasında yani ATR'si 2 ise ya burada şu aralığı 2 kullanacaksınız veya işte e, ATR 2 katı kullanırsanız yani o aralık 1.5 kullanabilirsiniz 3 veya işte ATR'si 2 ise 2 katını kullanacaksanız 4 ATR şurada stop aralığı kendinize belirleyebilirsiniz. Yukarıya da buna en azından şu tepenin biraz üstünde buralarda alım yapacak kendinize e, kar alacak yer belirleyebilirsiniz. Eğer kendinize e, çok geniş bir stop aralığı belirliyorsanız diyelim ki fiyat ben burada benim şuraya giriş yerim yazayım burada girdim burası benim stop aralığım olsun. Şu bölge eğer ki stop kullanıyorsanız ve ben girdim diyelim burada da yani kar alım yerim şuraya da kar diyeyim kar alım yani tek profit diyelim buna forexte TP diye geçiyor. Eğer ki ben burada işleme girdiysem buraya da bu bölgeye stop koyduysam şu aralığa benim burada kar almam hemen, hemen fiyat buraya geldiği anda fiyat buraya daha çabuk gelecektir büyük ihtimalle. Buradan aşağı düşmeyecektir bu kadar. Yani düşer yani düşme ihtimali daha az daha çabuk buraya gelir. Ben burada kar elde edebilirim ama düşünün bu işlemden 20 defa 30 defa 100 defa 1000 defa yapsanız uzun vadede kar etme şansınız sıfır. Çünkü burada hani ben her zaman diyorum pozitif beklenti sahibi olmanız lazım. Piyasanın aklı yok. Siz eğer ki şu kısımda bu kadarcık e, şu kısımda özür dilerim bu kısımda bu kadar risk alıyorsanız ama piyasadan da bu kadar düşük bir rakam. Yani burada eğer ki diyelim ki yüzde iki risk attınız ama şurada ne alıyorsunuz karınızı yüzde ne olur burada 0.6 falan kar almış olursunuz. Yani burası yüzde iki ise şurada. 0.6. Uzun bu oyunu devamlı oynadığınız zaman piyasa sizi yenecektir. Siz piyasayı hiçbir zaman yenemezsiniz bu şekilde alım satıma girerseniz. Onun için kendinize alım satıma girdiğinizde Forex'te gerçeğe yatkın stop loss aralığı belirlemek zorundasınız. Evet şimdi ikinci maddemize geçelim. Evet yine yeni başlayan arkadaşlar için ikinci ana kuralımız. Tüm işlemlerinizi Tüm işlemlerinize ne kadar kötü yazıyor ya? Aynı pip ile açmayın. Yani bu şöyle oluyor. Mesela yatırımcı giriyor genellikle forex e işte yeni başlayan yatırımcılar, yeni başlayan işte işlemciler diyebiliriz. Bütün işlemlerin aynı pip üzerinden açıyor. Örneğin diyelim ki e, euro dolar yapacak. Diyelim ki bunu 20 pip işlem üzerinden açıyorsa, stop koyuyorsa kendine. Yani aralığı, şu aralık 20 pip. Pip diyelim buna. Gidiyor daha sonra, tekrar işlem açtığında örneğin ee, dolar yen diyelim. CHP'ye. Buna da gene 20 pip kendine stop. Yani şu aralığı diyelim ki, işte buraya geldi fiyat. Şurada işleme girecek. Fiyatın buraya geldiğinde. Şuraya da stop koyacak. Buraya eğer 20 pip stop koyuyorsa, bunun aynısını gidiyor hem Euro dolarda açıyor. Hem de diyelim ki dolar yende açıyor. Bu çok yanlış çünkü her piyasanın oynaklığı yani volatilitesi aynı olamaz. Yani bir piyasa günde 20 pip 200 pip işte çok rahat oynuyorsa diğer piyasa bu kadar rahat oynamaz daha az oynar veya işte daha fazla oynar. Bu da size o piyasada değil euro dolarda 20 pip kendinize stop koyuyorsunuz başarılısınız ama gidip de bunu euro işte dolar yende veya işte İsviçre frankı dolarda koyduğunuzda daha fazla stop olursunuz. Veya e, aklaya gelmeyecek, işte gerçeğe uygun olmayacak kendinize kar yerleri belirlemiş olursunuz. Çünkü her piyasanın dediğim gibi oynaklığı aynı değildir. Tüm işlemlerinizi aynı burada gördüğünüz aynı 20 pip üzerinden açmamamanız gerekiyor. İşte bunu da e, kaç pip açacaksınız benim diğer videolarımı e, seyredebilirsiniz. Pip e, hesaplama videolarımı size i̇şte stop koyma videolarıma mutlaka bu dediğim gibi para kazanmak istiyorsanız bu 4-5 bacağı birleştirmeniz lazım. Peki bu oynaklığı nasıl ölçeceğiz diyorsanız yani her piyasa farklı oynuyorsa ben nasıl ölçeceğim diyorsanız bunu gene ben ATR indikatörünü size şiddetle öneririm. Benim de işte kazandıran ATR videomu da seyredin. Orada çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Önemli bir indikatör, kullanmanız gereken bir indikatör. Evet 3. kuralımıza geçelim. Evet 3. kuralımız da ee... Tüm işlemlerimizi tek lot, aynı lot üzerinden açmamalıyız. Tüm işlemleri aynı lotla açmayalım diyelim buraya da. Gene yeni başlayan forex'e giren arkadaşlar yaptıkları en büyük hatalarından bir tanesi tüm işlere aynı lotla girmeler. Örneğin diyelim ki gene e, Euro dolar yapacaklar. Şu şöyle sileyim şuradan. Bunu eğer ki girdiği 0.1 lotla işlem açıyorsa tamamıyla sallıyorum burada yani 0.01 lot da olabilir veya işte 1 lot şu işte ne kadar sermayeniz varsa gidiyor aynı lotla gene mesela USD JPY diyelim yen. gidiyor aynı lotla dolar yen açıyor yani bunu da 0.1 lotla açıyor bu da büyük yanlış neden? Çünkü piyasa yani her bir paritenin bir pip oynamasıyla yani fiyatın yani şu fiyatın bir pip yukarı veya aşağı inmesiyle kazanç veya kayıplar tamamıyla 0-1 lotta bütün piyasalarda değişik olur. Çünkü tam e, Forex'e giren işte arkadaşlar tam bunu hesaplayamadıkları için e, bunu gidip bütün paritelerde hep aynı lotta işlem açıyor Bu da kesinlikle yanlış. Bunu da gene <laughs> öyle diyeceğim ama gene biraz karıştırırsanız videolarım burada da bulabilirsiniz. Kaç pip, yani özür dilerim kaç lotla işlem açacağınız yani ilk önce tabi bunu ayarlamanız için ilk önce ne kadarlık bir risk alıyorsunuz. Yani şu stop loss bölgenizi biliyor olmanız lazım. İşte fiyat diyelim ki böyle iniyor aşağı. Şurada işleme gireceğim. Benim şu stop loss aralığımı mutlaka ölçüyor olmam lazım. Bunu ölçtükten sonra buna göre de bu e, lot miktarını bulabilirsiniz. Bunu da dediğim gibi biraz karıştırırsanız diğer videolarımda bulabilirsiniz. E, bu da çok önemli. Her işlemi her bir pariteyi, her forex'te her girdiğiniz işlemi tek lot üzerinden açmamanız gerekiyor. Evet son kuralımız 4. E, yeni başlayan Forex'e arkadaşlara verebileceğimiz e, e, ipucu diyelim. Kaç lotla işlem açacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ona da şöyle yapayım. Kaç e, lotla işlem açacağız. Açacağız. Şöyle diyebiliriz. Örneğin bazı yeni başlayan işte Forex'e giren yatırımcılar diyor ki ben işte sermayemin işte ne bileyim 100 bin lira sermayesi varsa ben girdiğim yerden fiyat aşağı düştüğünde %2 kaybedersem ben sermayemden örneğin ne diyormuş 2 bin lira diyelim ki %2 ise %2 kaybettiğimde ben stop olurum diyor. Bu kesinlikle yanlış yani e, siz Kaç lotla işlem açacağınızı bilmiyorsanız kesinlikle o piyasaya kumar oynamaya gelmişsinizdir. Yani %2 diyorsunuz ben şimdi diyorlar ben işte %2 aşağı indiği zaman stop olacağım ki piyasa e, kaç lotla açacağınızı bilmiyorsanız zaten burada siz o %2 e, zırt pırt stop da olabilirsiniz. Yani devamlı o %2 %2 %2 verip her böyle 5 dakikada %2 verirseniz yani lotunuzu ölçemezseniz yani işlem büyüklüğünüzü ölçemezseniz Devamlı stop olursunuz ve gene elinizdeki parayı devamlı aynı şekilde kaybetmiş veya kaybetmeye devam edersiniz. Kaybetmiş de olursunuz büyük ihtimalle. Tabii gene şöyle diyorum, kaç lotla işlem açacağınızı bulmanız için demin dediğim gibi stop loss aralığınızı belirlemeniz gerekiyor. Yani burada kaç x de stop oluyorsunuz. Bunu da ben videomun şu bir yerine göz şey yapacağım, ekleyeceğim. Benim e, forex hesabınızı koruyun e, videomu e, seyrederseniz. Sizin stop aralığınızda ne kadarlık e, lot işlem açacağınızı çok çok basit bir şekilde e, öğrenebilirsiniz. Öyle aslında bunun formülü var ama şimdi ben burada formülü yazmak istemiyorum çünkü e, o şekilde hesaplamak yani işte gerçek değerin bulunmasıyla işte e, bir piple ne kadarlık kaybedeceğinizi bulursanız tabi zaten stop loss aralığınızı belirlersiniz ama bunun artık çok kolay yöntemleri var internette. O kadar e, işlem yapmanıza gerek yok. Evet, mutlaka Forex'e yeni başlayan arkadaşların bu 4 kuralı kesinlikle yapmadan işlem açmamaları. Mutlaka bunu tek tek kendinize yazın, tek tek çentik atın. Ondan sonra işlem açın. Bunları düzgün bir şekilde yapabiliyor muyum ben diye. Yoksa dediğim gibi sizin kaldıraçlı piyasalara bu biyop da olur dediğim gibi. E, vadeli işlemler piyasası, future'lar yani. Opsiyonlarda da aynı şekilde olabilir. E, özellikle forexte, Forex çünkü çok bilindiği için daha fazla e, işlem yapıldığı için çünkü çok büyük bir piyasa. Forex kaldıraçlı bir piyasa. Forex'e girmeden önce mutlaka bu şekilde kendinize sigortalarınızı ayarlayın. Ama ne olur ne olmaz yoksa elinizdeki sermayenizden kaybetmiş olursunuz. Ve Forex dediğim gibi veya biyop bir kumarhane değildir ama biz orayı kumarmış gibi görüyoruz. Kumarmış gibi oynuyoruz. Çünkü neden? Biz oraya götürdüğümüz o bin doları işte iki bin beş bin doları ne olursa olsun bir an önce hemen kaldıraç da var iki üçe katlamayı istiyoruz ki çok tehlikeli. Çünkü anında öyle bir e, kayıp serisi gelir önünüze. Böyle 3-4 tane stop olursunuz. Tabi kullanıyorsanız. inşallah kullanıyorsunuzdur o stopları. Kullanmıyorsanız zaten bence hiç kaldıraçlı piyasaya girmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Olasılık ve şans hep sizden yana olsun. Alas mı aldık? Bay bay. <laughs>